Neden evet diyeceklerini bilmiyorlar. Vatandaşa da anlatamıyorlar. Çünkü vatandaş soruyor ya, niye evet diyeceğiz buna? Binali Yıldırım açıklama yapıyor. Efendim diyor, hayır oyu PKK veriyor, biz de hayır oyu vereceğiz. FETÖ hayır diyor, biz de hayır diyeceğiz. Peki FETÖ sana Binali Yıldırım dediği zaman adını değiştirecek misin? Adını değiştirecek misin? Benim adım Binali Yıldırım değildir diyecek misin? Bir ülkenin başbakanı referandumda hayır oyu verecek kişilerin tamamını terörist ilan ediyor. Terör örgütleriyle yan yana ifade ediyor. Ya bu kadar üzüntü verici bir tablo olamaz. Emin olun üzülüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu anayasa değişikliğinin Türkiye'ye nasıl bir felaket getirdiğini onlar da biliyorlar. Savunamıyorlar. Nasıl savunacaklar? Karşımıza çıkamıyorlar. Nasıl çıkacaklar? O zaman ne yapalım? Karalama yapalım. Bunları karalayalım. Bunlar bazen kendilerine ihanet de ederler. Büyüklerine de ihanet ederler. E şimdi Saadet Partisi de buna hayır diyordu. Rahmetli Erbakan da buna hayır diyordu başkanlık sistemine. Şimdi o da mı terörist oldu? Ya siz utanmıyor musunuz Allah aşkına? Utanma duygusu yok mu sizde? Ar damarı denen bir şey var. Halk biliyor. Ar damarı denen bir şey var. Ya bunlar Oslo'da bunlar yok muydu? Bunlar vardı. Dolmabahçe'de bunlar oturmuyorlar mıydı beraber? Oturuyorlardı. Ha burada yan yana değiller miydi? Yan yanalardı. E kimi suçluyorlar? Kimi suçluyorlar? Demiyorlar mıydı? Apo'yla görüşen şerefsizdir bunu söyleyen. Sonra ne dedi? Ben gönderdim dedi ya görüşmek için. Ne diyorsunuz siz dedi. Allah aşkına ne istediniz de vermedik diyen kimdi ya? CHP'nin genel başkanı mıydı o? Allah esirgesin. Ne istediniz de vermedik? Ya memleketi verdiniz. Parsel parsel sattınız ya. Bunu da siz söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söylüyorum. Onlar bu milleti ayıracaklar, biz ayırmayacağız. Evet diyen vatandaşım da, hayır diyen vatandaşım da benim başımın üstündedir. Bölmeyeceğiz bu ülkeyi, böldürtmeyeceğiz. 80 milyonun kaderini bir kişiye teslim etmek doğru değildir. Eskiden böyleydi ama. Bir imparatorluğun kaderi bir kişiye bağlıydı. Mustafa Kemal Atatürk 13 Ağustos 2023 yılında meclisin ikinci dönem açılışında bir konuşma yapıyor. Konuşmada şu değerli arkadaşlar. Bir, iki paragrafını aldım. Efendiler, bugün haklı olarak övünebileceğimiz bütün başarıların sırrı yeni Türkiye Devleti'nin yapısından gelmektedir. Ve devam ediyor. Bunu bir kelime ile belirtmek gerekirse, diyebiliriz ki yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir, halkın devletidir. Geçmiş dönemde ise bir kişinin devletiydi, kişilerin devletiydi. Şimdi koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişinin devleti haline getirmek istiyorlar. Buna izin verecek miyiz? Hayır. Hayır, vermeyeceğiz.